Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Feed the Beast Minecraft serimizin 16. bölümüne hoş geldiniz. Bu iki bölüm arasında bayağı bir şey yaptım aslında. İlk olarak biraz çok basit bir madene çıktım. Çok az bir maden. O da biraz copper ve gold içindi. Şurada da bir kısmını işledim. Bunun yanı sıra... İkinci bir oda daha yaptım. Bu oda bizim sıvılarla çalışan makinelerimizin bulunacağı oda olacak. Yani sıvılarla çalışan makinelerden kastım, carpenterlar, arılarla uğraşacağımız makineler vesaire vesaire. Ve buranın zeminini gene değiştirdim çünkü Bodrum'a daha kolay ulaşmak istiyorum. Önceki bir Bodrum'u bayağı bir genişlettim. Motorların sistemini değiştirdim. Gördüğünüz gibi bayağı çelik ürettiğimi de anlayabilirsiniz. Şu an 8 tane Industrial Steam Engine var. Ve Hobby Steam Engine'lerimizde eğer harici bir Steam kaynağına, yani buna bağlandığı takdirde 2 Minecraft cülü. Fakat ufak bir sorun fark ettim. Henüz sapling üretimimiz yeterince verimli olmadığı için bu kısa vadede bizi sorun yaratacak. O yüzden sorting sistemimize başlamadan önce bir şey yapmaya karar verdim. Bir adet pump yapacağız. Ve gündüz olmaya başladı, tamam. Şurada gördüğünüz petrolü eve çekeceğiz. Ama bundan önce başka bir şeyle daha uğraşmamız lazım. Gördüğünüz gibi bu Liquid Transposer ve Magma Crucible düzeneğinin yanında bir tane daha yaptım. Bunun hemen sebebi Liquid Ender. Bunu bir makine yapımında kullanacağız. Tesseract. Öncelikle Tesseract frame lazım. Bunun için bir diamond, 4 tin ve 4'er tane hardened glass lazım. Ve bunlardan 2 set yapacağız. Ha, 2 tane yapacağız. Tinlerimiz burada. Gerçi şunları kullansak da olurdu. Bu arada ufak bir not. Önceki bölümlerin yorumlarında çok fazla kişi neden Diamond Trail'e upgrade etmiyorsun, neden upgrade etmiyorsun diyordu. Size neden upgrade etmediğimi göstereyim. Gördüğünüz gibi Diamond Trail için, hatta şuradan daha rahat göstereyim. Eden Circuit lazım, bunu tamamlayabiliriz. Diamond lazım, bunu da hazırlayabiliriz. Ama Titanium. Bunu şu an hazırlayamayız. Bunun için Titanium Dust lazım. Titanium Dust'ı elde etmenin tek yoluysa, bunları geçelim. Tiny Pile of Titanium Dust. Onu da elde etmenin tek yolu Bauxite'ı Industrial Electrolyzer'da işlemek. Ki o da bayağı enerji isteyen bir şey. Dolayısıyla da önce sağlam bir enerji üretimi sağlayacağız ki Industrial Craft enerjimiz de gayet Build Craft enerjimiz üzerinden hazırlayacağız. Bunun dışında şunu azıcık daha upgrade ettim. 2000K gitti şu an. Evet, ve gördüğünüz gibi 3 tane daha kristal chest yaptım. Bu sorting sisteme giriştiğimizde önemli olacak ve bayağı bir değiştireceğiz bu düzeneğimizi. Hardened Glass'larım neredeydi benim? Şuralarda bir yerde olması lazım. Heh, oh, tam yeterli. Ayrıca buradaki Project Table'da taşıdım. Bir yemek yesem iyi olur. Gördüğünüz gibi bu Project Table'ımız burada. Tesseract Frame. Bunları Liquid Transposer'ımıza koyalım. Ve bize ne lazım? Pearl. Ama bu yeterli düzeyde değil. Toplam eğer yanlış hesaplamadıysam 8 tane lazım. Fakat Ender Pearl üretmek için rahat bir yolumuz var. Bir saniye. Tamam, sen buradaymışsın. Eğer Medium Stone ve 4 tane Iron'ı koyarsak bunu elde ediyoruz. Evet. Bunu elde ettiğimize göre bunları Magma Crucible'ımız içine koyuyoruz. Gördüğünüz gibi eriyor. Ve Molten Ender'a dönüşüyor.
Molten Ender. Burası bir kovaya ulaştığında gayet buna dolmaya başlayacak. Ki görüyorsunuz yavaşça doluyor. Bu arada enerji sıkıntımız da yok bununla. Çünkü aşağıda mükemmel bir enerji sistemimiz var. Ve bu dolduğunda bir adet Tesseract frame'imiz olacak. Bunu 3 farklı şekilde kullanabiliyoruz. Enerji Tesseract, Liquid Tesseract ve Item Tesseract. Bizim ihtiyacımız olan şey Liquid Tesseract. Bunun için bize ne lazım? Copper lazım, Silver lazım, Tin lazım, Iron lazım, Redstone lazım. Redstone buralarda olacaktı. Burada. Iron'ımız var gene. Bunun dışında şuradaki Iron'ları da alalım. Copper'ımız şurada işleniyor. Bunun dışında bize Silver lazım olacak. Evet, Silver'ımız da burada. Bu Project Table değil, bunu kullanacağız. Dur, tekrar bakayım. Tin en altta ama önce Newman'daki servoları yapalım. Ve bize glass lazım. Bunları yaptık. Tinlerimiz, silverlarımız, copper'ımız, tesseract frame'imiz. İkincisi de hazır olmuş olmalı. Evet, hazır. Ve onu da içine koyuyoruz. İki adet liquid tesseract'ımız oldu. Tesseract'ın ne olduğunu bilmeyenler için kısaca bir açıklama yapayım. Tesseract, Buildcraft'ın eski sürümlerinde bulunan bir eklentiyi hatırlayanlar, yani teleport pipeları hatırlayanlar varsa o. Tam olarak aynı işi yapıyorlar. Liquid Duck'larımızı alalım diyeceğim de biraz daha Liquid Duck'ta ihtiyacımız var. Dolayısıyla biraz daha Hardened Glass'a ihtiyacımız var. Bakalım buralarda bir yerde Obsidian Dust'ımız var mı? Ha, varmış bu tonda. Evet, zaten pek fazla bir iş için kullanmıyoruz başka. Induction Smelter'ımıza geçelim. Öncelikle pump'ımızı yapacağız bir de. Pump. Bunun için bir adet mining well lazım. Bunun için iron gear, iron pickaxe ve bolca iron lazım. Kısacası resmen sadece iron kullanıyoruz. 1, 2, 3, 4. Tamam. Seni buraya koymayacaktım. Tabii sen bir thermal expansion makinesi olduğuna göre seni bu şekilde kırmam çok daha mantıklı olur. Thermal expansion makinelerinin bu özelliğini seviyorum. Evet, dur. Ha, Iron Pickaxe yapacaktım. Da Iron Gear yapacaktım. Bir de Iron Pickaxe yapacaktım. Stone Gear. Ol. Stone Gear oldu. Ve Iron Gear ol. Ol. Oldu. Tabii iki tane daha senden lazım. Iron Pickaxe'e dönüş. Mining Well'a dönüş. Tank'e dönüş. Ben de sihirbaza dönüşeyim. Evet. Pump'ımız ve Liquid Tesseract'ımız hazır. Ama bize bir şey daha lazım. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Ha, 9 yapmışım. Azıcık daha lazım. Şimdi yapacağım şey başka bir engine tipi. Bu Buildcraft'ın eklediği engine'ler arasında en ucuz olanı. Şimdi yapacağım. Ama bunu kullanmamın sebebi ucuz. Ve yakıt tüketmiyor ve pump'ımızı çalıştırmak için fazla bile.
Yani yeterli gayet. Diğerlerimizi koyalım. Glasslarımız orada kaldı tabii ki de. 1, 2, 3, 4, 5 aldım. Bugün her seferinde bir fazla sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Tabii bunu çalıştırmak için lever'a da ihtiyacımız var. Kendimize bolca verelim. Bir ara sanki bolca vermiştim diye hatırlıyorum. Bakalım şurada mı? Hayır. Eminim ben bir yere koymuşumdur bunları. Cobblestone lazım bana bir de. Cobblestone'un lazım olmasının sebebi tamamen... Oh! Mini heart attack. Evet, Creeper evimi havaya uçurmaya niyetliydi. Sizlerle sonra ilgileneceğim. Oh, Quantum Suite'i özlüyorum bazen. Gerçi uzun zamandır kullanamadım Quantum Suite'i. Quantum Suite'te Industrial Craft'ın eklediği inanılmaz derecede yüksek düzey bir zırh. Engine'lerimizi alalım. 2 3 4 Tesseract'ımızı alalım. Ve sen ne ol? 1. Hatta 1'e bir isim verelim. Evet, Tesseract'ı açıklayalım şimdi. Tesseract. Tarsol'daki Tesseract. Bundan önce bir şey daha yapacağım. Jetpack'im sırtımda değil çünkü en son onu şarja takmıştım. Öncelikle bir tank daha yapacağım ve bir makine yapacağım. Bu makinenin ne olduğunu göstereyim. Refinery. Gear Refinery için 1 adet Diamond Gear. Sanırım bu seride daha önce hiç yapmadım. Ve 3 adet tank lazım. 2 adet de Redstone. Ne torch. Ve 2 adet yapmayı planlıyorum. O yüzden 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 8 tane de gold alayım. Iron'larımız oradaydı zaten. Yani inventory'imde ya da. Fark etmez. 1, 2. Yani bunu sizi stone'a upgrade edeceğiz. Ama burada zaten gold varmış gerçi ama. Ben neden her seferinde bunları yanlış noktaya koyuyorum? Evet, diamond gear'larımız hazır. Glass'larımız şuradaydı. Biraz daha glass'a ihtiyacım olacak. Glass yapımı için kolay bir yol. Direkt pulverizer'a koyun şunları. Onlar otomatik olarak glass'a döner. Bakın şurada hiç glass'ım var mı? Sana elimde sandım var zaten. Ve induction smelter'ımız var burada. Induction smelter daha önce yapmıştım ama sanırım tam hızlı çalışırken göstermemiştim. Bu kadar hızlı çalışan bir fırın. Ve bize 6 adet iki tane daha lazım. Evet, sizi bekliyoruz arkadaşlar. İki tane daha glass'a ihtiyacımız var. Bir, iki, tamam. Tamam. Bir de redstone torch. Torch. Diamond gear. Ve pump. Ve bu bize refiner'ı verecek.
Refinery'lerimizi şimdilik nereye koyalım? Şurası iyidir aslında. Bir geriye çeksem güzel olabilir ya da şu zaten hazır tüm işleme merkezlerimiz şuradayken evet, Tesseract'ı şuraya koyalım. Torçlarımız burada. Daha fazla liquid ihtiyacımız olacak. Onun için zaten Hardened Glass yapıyorduk. Smelter'ımız da. Evet. Artık istemediğimiz kadar Hardened Glass'ımız var. Liquid yapalım. Tamam, bu uzun bir süre yeter bize. Ne zombi sesi duyuyorum. Nasıl durur bunu? Şuraya koysam da yeterdi. Evet. Ve bunu da oil'e atayalım. Şurada configuration kısmına gelelim. Şu private ya da owner only. Bu public ya da private. Yani public herkese açık. Yani bu Tesseract ID'sine herkes erişebilir. Daha sonra herkesin ortak kullandığı liste. Bu ise sadece sizin kullanabileceğiniz bir liste. Yani size özel bir liste. Bu ise send only. Yani sadece bu Tesseract bir şey gönderiyor. Bu sadece bu Tesseract bir şey alabiliyor. Bu iki yönlü. Biz bunu sadece bunun almasını istiyoruz. Ve tabii buna enerji depolamamız lazım. Neyse ki yanımızda da sürüsüyle Redstone Energy Conduit var. Ah. Bu arada bu oil sadece biofuel üretimimiz stabil bir duruma gelinceye kadar kullanılacak bir şey. Tesseract'ımız tamam. Ve buradan size şöyle çevirelim. Bir altınıza redstone sinyali lazım. Sen canvas bilgimde yokmuş red alloy wire. Olsun. Tamam. Ah, çevril. Tamam, çevrildi. Yukarıdaki pump'ı çalıştırmadan sonra bir şey daha yapmamız gerekecek. Tabii önce uyumamız lazım. Ayrıca uyandıktan sonra iki bölüm arasında yaptığım ufak bir değişikliği daha göstereceğim. Muhtemelen bazılarınız fark etmiştir. Alloy Furnace'ım burada değil. Alloy Furnace'ım burada. Ve gördüğünüz gibi alttan falan herhangi bir kablo döşemedim. Red Power moduna alışkın olanlar şu an bunu nasıl yaptığımı tahmin etmiştir bile. Fakat alışkın olmayanlar için göstereyim. Şurası bir blok değil. Buradan bir adet Marble Brick Projected Fire geçiyor. Bunun yapımı pardon. Bunun yapımı Marble Brick Cover'lar ve içine bir adet Blue Alloy Ingot şeklinde. Ve bu kendi başına ilerleyebilen bir Blue Alloy Wire. Ve bunu Cover'la gizleyebiliyorsunuz. Ve bunu tüm tavan boyunca taşıdım. Evet, bunu buradan taşıyoruz ve gördüğünüz gibi şu aralıkta da bu var. Ve bunlar da direkt şuraya bağlı. Red Power makineleri hakkında ufak bir detay. Onların bir giriş ya da çıkış yüzü olayı mevcut değildir. Her şey aynı zamanda giriş ve çıkıştır. Ve bunları kabloyla falan taşımamıza gerek yok. Gördüğünüz gibi burası arkası direkt bir blok. Bunun temel sebebi daha önce de bahsetmiştim. Red Power makinelerinin hepsi, aslında enerji isteyen makinelerinin hepsi aynı zamanda birer kablo görevi de görebiliyor. Bu sayede elektriği birbirleri arasında aktarabiliyorlar.
Yani Industrial Craft ya da Build Craft enerjisi gibi taşımanıza gerek yok. Ve Creeper evimin dışında. Dur. Bunu yaptığımıza göre şimdi başka bir şeye daha gidiyoruz. Creeper'dan uzak. Çünkü Creeper'lar kötüdür. They are evil. Burada bir adet Redstone engine'lerimizi çalıştıralım. Ve sen de send only ol. Evet. Bunu çalıştırdığımıza göre artık elimize baktığımız takdirde elimizde bir şey göreceğiz. Orada burayı kazarken de bayağı bir maden çıkmıştı. Hatta çoğunlukla kapır. Ve şurada alüminyum unutmuşum. Oil. Gördüğünüz gibi oil buraya aktarılmaya başladı. Ve arkaya geçebilirsek eğer şunu iptal ediyoruz. Durduruyoruz. Son parça biofuel'ları da kullandıktan sonra ki ayrıca dikkat etmişsinizdir. Başlangıçta bu bayağı hızlı tüketirken hatta şu anda ikinci tüketime geçmiş olması lazımdı. Şu an tam hızına ulaştığı için 1000 santigrat. Bu şey 1000 santigrat derece. Çok yavaş tüketiyor. Ama o esnada benzinimiz üretiliyor. Ve benzin bu şeyi çalıştırmak için en verimli yol. Baya benzinden çok daha fazla yanıyor. Ve sen niye? Aa evet. Nedenini unuttum. Chunk loader. Chunk loading mekanikleri. Chunk loading ne diye soracak olanlar varsa Minecraft 16'ya 16'lık bölgelerden oluşuyor. Ve bir kullanıcı o daha sonra 16'ya 16 ve yukarıdan aşağıya tüm dünya. Ve o bölgeler kullanıcı uzaklaştığı takdirde yüklenmiyor. Bir adet enchant table, bunun için iki adet diamond ve bir adet kitap lazım. Biraz da obsidian. İki diamond. Kitabımız şuralarda bir yerde olacaktı. Obsidian'ımız da 4 tane de obsidian. Bunun için de bir ender pearl, yok ve gold. Aslında biraz daha ender pearl'e ihtiyacımız olacak. O yüzden azıcık daha iron alayım ben yanımıza. Çünkü bunu spot loader'a çevireceğiz. Öncelikle ya burada zaten obsidian'ımız varmış. Bir kitap. Enchant table. Chunk loader'ların ne olduğunu merak edenler için söylüyorum. Chunk loader'lar kullanıcı uzakta olsa bile o chunk'ın yüklenmesi o chunk'ı yüklenmeye zorluyor. Yani bulunduğu alanı. Şu kadar bir ender pearl yapalım. Çünkü bunu zaten biz uzun bir süre evden uzaklaşmayacağımız için ihtiyacımız yok pek. Bunu spot loader'a çeviriyoruz. Chunk loader'lar standart olarak 3x3'lük yani şey 3'er chunk'lık alanı daha sonra toplamda 9 chunk'lık alanı yüklüyor. Spot loader'lar ise tek bir chunk yüklüyor. Yani spot loader'lar daha ufak alan kaplayan bir chunk loader. Ve bunların olayı tamamen sanki burada bir kullanıcı varmış gibi kandırıp sistemi chunk'ı yüklemek. 1.3.2'den sonra gelen bir 1.3.2 ile birlikte değişen Minecraft yapısı yani tüm oyunun bir server üzerinden çalışıyormuş gibi gösterilmesi sayesinde mesela biz şu an Nether'a gitsek bile o chunk yüklü kalacak. 1.2.5 ve önceki sürümlerde durum böyle değildi. Farklıydı. Fakat 1.3.2 ile birlikte durum değişti.
Evet, gördüğünüz gibi buraya geliyor o yıldırımız. Biofuel'ımız azalıyor yavaş yavaş. Ve bu boşaldığında, yani komple bittiğinde bir içine benzin dolmaya başlayacak. Bu refinery'lerimiz, iki tane refinery gayet bunu beslemeye yetecektir herhal diye umuyorum. Ve o esnada bir şey daha başlayalım. Bu bölüm asıl yapmayı planladığım şeydi bu. Fakat biraz zaman aldı. Neydin sen? Ha. Carpenter. Bunun için bronze, sturdy casing ve glass lazım. Bronzun üretimi, gördüğünüz gibi copper ve tin. Copper'ımız yani iş görür kadar var. Hani çok diyemem ama var. Tamam. İki adet sterling casing'imiz hazır. Bunun dışında... Tamam. İki adet carpenter yapacağım. Çünkü carpenter sıvı isteyen bir makine. Dolayısıyla da birkaç farklı tip carpenter yapmak her daim avantajlıdır. Glasslarımız tabii ki de burada. Aa, yok. Tabii ki de burada. Ve carpenterlarımız hazır. Carpenterlarımız hazır olduğuna göre bunları yerleştirmeye başlayabiliriz. İlk ikisi buraya gelsin. Bunlardan bir tanesi su, diğeri ise dım diğeri ise kreosot oil. Kreosot oil stoğumuz bayağı bir dolu. Ki yanlış hatırlamıyorsam şurada da bolcu olacak. Şurada. Evet. O yüzden şimdilik buna bir pipe döşenme gerek yok. Ve bunu bir şey yapımında kullanacağız. Kendimize wood'larımızı alalım. Evet. Ve şimdi bu wood'larımızı buraya koyup bu slab'lerimizi elde ediyoruz. Evet. 3. Bu kadarı bize yeter de artar bile. Ve wood slab'lerimizi buraya koyuyoruz. Bu arada Carpenter'ın burasına koyduğumuz recipe'ler gerçekten yok. Item'lar gerçekten yok. Sadece bir hayalet imajı olarak yer alıyor. Fakat buna enerji taşımamız lazım. Çünkü bu enerji isteyen bir makine aynı zamanda. Power motor daim çalışmak için en avantajlı moddur. Aslında dur. Şöyle taşısak daha rahat olur gibime geldi. Tabii bunlar yetecek mi? Sorun orada. Umarım yeterler. Yoksa biraz daha yapmam gerekecek. Tamam, yetti. Tepeye çıkalım. Tabii bu yukarı çıkış için çok yakın zamanda daha değişik yollar planlayacağım. Şurayı kapatalım. Gördüğünüz gibi bu wooden tile'larımızı yapmaya başlıyor. Wooden tile'lar ise tamamen rail yapmak için gerekli bir şey. Yememizi yiyelim. Nom nom nom.
Demirlerimizin bir kısmını işlesek süper olabilir. Tabii seni buraya taşımıştım ben. Aa, dur. Senden daha verimlisi var. O kadar çiliği boşuna mı yaptık? Gördüğünüz, hatta size ufak bir gösterim için şöyle yapabilirim bir. Gördüğünüz gibi bu 8 tane üretiyor. Fakat bunu çelikle yaparsak 16 tane. Sanırsam 16 tane bana fazla bile. O yüzden siz geri gelebilirsiniz. Standart rail'ımızı elde ettik. Şunu taksak iyi olur. İyi. Tamam, şarjı doldu. Evet, wooden tiler'ımız gene gereğinden fazla ama evet. Wooden Railway'i elde ediyoruz bu şekilde. 4 tanesini koyarsak. Ve bu wooden... Bu arada illa o şekilde illa onları Carpenter'da yapmanıza gerek yok. Carpenter biraz daha verimli bir yol. Size verimini göstereceğim. Normal herhangi bir tamam, direkt şunu şu şekilde de gösterebilirim. Gördüğünüz gibi herhangi bir su depolayan bir şeyle de 3 tane wooden slab'i koyarsanız bir adet wooden tile elde ediyorsunuz. Fakat ufak bir detay, bu su depolayan her şey 1000 birim depoluyor. Fakat Carpenter'a gelirsek eğer 0,75, pardon, 750 birim depoluyor. Şey kullanıyor. Yani bunun anlamı kârdayız. Kârdayız hani. Hatta dur. 4 tanesi başına fazladan bir tane düşüyor. Bunu almasam da olurmuş yanıma. Ve şimdi bunları bu şekilde koyarsak eğer 16 adet track elde ediyoruz. Seni de şöyle koyalım gene. Onlar üretile dursun. Bunun dışında biraz daha sizlerden üretelim. Bunun dışında wooden tile'ları burada gördüğünüz gibi wooden post yapımında kullanabiliyorsunuz. Yani bir çeşit çit. Ve 32 adet rail'ımız hazır. Uyuyalım ve o rail'larımızı yerleştirelim. Çünkü bu arkadaşı, arkadaki arkadaşı büyütmemiz lazım. Ve kılıcımı da bir ara tamir etmem lazım ya da yeni bir kılıç yapmam lazım. Öncelikle şu Creeper'ın evime en ufak bir zarar vermesini istemiyorum. Critical Hit'in alası ve sen neden Medium Shard'ı çaldın? O bir adet de Creeper kafamız var. Ama şimdi baktığımda süremiz dolmak üzereymiş. Hatta dolmuş bile çoktan. O yüzden bunu sonraki bölüme saklıyorum. Fakat bir şey denemek istiyorum. Biri bir yorumda böyle bir şey demişti. H büyük mü küçük mü bilmiyorum. Bir bakalım. Büyük. Böyle bir şey demişti. Eğer bunun ismini değiştirirseniz senin şeklinde gözüküyor demişti. Bir bakalım. Hayır. Aa, zaten değişmemiş.
tekrar Creeper's Head haline geri dönüyor. Bir de son olarak bunu deneyeceğim. Tamam, arkadaşın dediği yanlışmış. Ve 15 level'ım boşa gitti. Olsun. Level kolay kasılıyor. Sizler gidin şuraya. Evet. Sanırım bu bölümlük de bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftelerini günler. İyi eğlenceler.